hep gençtik, dinlendik ve canavar gibi enerjimizi topladıysak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi buranın şöyle bir özelliği var. Dediniz ki hocam mol kavramı çok basit dediniz ancak zorlanıyoruz, bazı soru tarzlarını yapamıyoruz dediğinizi duydum, biliyorum. Aslında sıkıntı şuydu, o sorular mol soruları değil. O sorular işte buradaki karışım problemleri, molekül kütlesi bulma problemleri. O yüzden sana ikinci tavsiyem şimdi geliyor. Bu konuyu dinledikten sonra o takıldığın sorulara bir bak bakalım nasıl gelecek. Hocam çerezmiş diyeceksin. Diyorum ya, bu aslında konuyu, yani problem çeşitlerini bitirdikten sonra mol kavramının çerez bir konu olduğunu bundan sonra anlayabileceğiz. Peki ne diyeceğiz burada? Şimdi ortada bir karışım var. Karışım problemlerinde karışım oluşturan bileşiklerin tepkimesi söz konusu ise ayrı ayrı incelemen gerekiyor. Yani buradaki tek nüans bu. Ayrı ayrı incelediğinde karışım problemini ortadan kaldıracağız. Peki nasıl bir şey? Bir soru sana, karbon monoksit ve helyumdan oluşan 0,5 molük karışım. Dur. Bunu dediği zaman de ki, hocam bana bir karbon monoksit verdin, bir helyum vermişler. Hemen bunu bir kutucuğun içine alıyorum, bir kabın içindeyim. Sonra diyor ki bu karışım 0,5 molmuş. Bak 0,5 mol. Dikkat et. Helyum karbon monoksit değil. Karışım 0,5 mol. E kimden ne kadar var? Ne bileyim ben. Yani 0,1 olur, 0,2 olur, 0,25 olur. Bilmiyorsun ne kadar olduğunu. Sadece karışımın toplamını biliyorsun. Sonra bunu oksijen ile yakmak için diyor. Hemen yakalım. Hocam karbon monoksit oksijenle tepkimeye girdiği zaman karbondioksite döndü. Burada 1/2 katsayısını yapıştırmış oldum. Geldim helyuma. Artı oksijen gazı ile tepkimeye soktuğumda, bir dakika. Hocam helyum soy gaz değil mi? Soy gazlar tepkime verir mi? Vermez. O zaman bu tepkimeye girmedi. Evet, tepkime giren bir şey var. Bu da sana çıkarım sağlayacak. Diyor ki tamamen yakmak için 0,1 mol oksijen harcadı ya. Bu herif 0,1 mol oksijeni sence nerede harcadı? Sadece yukarıda harcayabildi. 0,1 mol harcandı. Hocam 1/2 0,1 harcandıysa 1'e ne kadar girmesi lazım? Bunun 2 katı, yani 0,2 mol bu bileşin içinde karbon monoksitmiş. Hocam karışımın toplamı 0,5 ise geriye kalan 0,3 kimmiş? Hocam o da helyum şeklinde karşımıza geldi. Bak bir anda her şey çıktı. Şimdi devam et. Diyor ki karışımdaki helyumun molce yüzdesi nedir? Dedin ki bu karışımın toplamı ne kadardı? Dedin ki hocam 0,5 mollük karışım var. Karışım. Bu kadarlık karışımın içinde helyumdan ne kadar var? Hocam 0,3 mol var. 0,3 molü helyumsa yüzde kaçı helyumdur diyorsun. Hemen içler dışlar çarpımından x eşittir 100 çarpı 0,3 bölü 0,5 dediğimde sıfırlar gitti. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 20. 20 çarpı 3'ten burada karışımda molce %60'ının kim olduğunu söylemiş oldum ben. Helyum olduğunu söylemiş oldum. Mesela geriye kalan %40'ı da kimmiş o zaman? Karbon monoksit şeklinde karşımıza geldi. Çok tatlı bir çözümü vardı. Sadece dikkat ediyorsun. İkisiyle de mi giriyor, birisiyle mi giriyor? Burası bizim için çok değerli. Geldim. Diyor diye ki 0,5 mollük helyum ve hidrojen gaz karışımı. Dur. Bak ne yapıyorduk? Hocam kuralım şuydu. Karışım kelimesini geçirdiği anda hem helyumu hem de hidrojeni yazmak istiyorum. Karışım dediği için bir kutucuğun içine alıyorum. Daha sonra 0,5 molük karışım dedi. Gittim altına 0,5 molünü yazmış oldum. Dedim ki tamam. Sonra bu karışımın kütlesini vermiş bir de. Hocam kütlesi ne kadar? 1,6 gram. Yalnız kimden ne kadar var? Ne bileyim ben. Bilmiyorum şu anda. Devam ediyor. Diyor ki karıştırma oluşturan gazların mol sayısı ne kadardır? Ne yapacağım? Mol verdi, gram verdi. Başka geçiş yok. Peki ben sana şunu söylesem. Ben bir sayının molünü biliyorsam, molüyle molekül ağırlığını çarptığım zaman kimi bulurum? Gram cinsinden değerini bulurum, değil mi? Hemfikiriz. Peki hocam burada ikisinin de molünü bilmiyorsun. Bilmiyorsun ama sonuçta bilinmeyen kullanabilirim. Nasıl yani? Eğer ki buraya x mol dersem, helyum x mol olursa, toplamının 0,5 mol olması için H2'nin ne kadar olmasını beklerim? 0,5 eksi x mol olmasını bekler miyim? Beklerim. Topladığımda 0,5 çıksın. O zaman helyum x molüyle helyumun molekül ağırlığı kaç? 4. 4'ü çarptığımız zaman ben buranın 4x gram geldiğini buldum. Gram şekline geldi. Devam ediyorum. Hocam hidrojen dediğimiz adam 0,5 eksi x'di. Bununla da hidrojenin molekül ağırlığı 2'yi çarptığım zaman
Burası kaç gelecek? 1 eksi 2x gram geldiğini buldum. Daha sonra bu ikisini topladığım zaman 1.6 gram geldiğini bulmuş oldum. Peki hocam bu ne demektir? Bu ikisini topladım. Hocam 4x artı 1 eksi 2x eşittir 1.6 gram geldi. Buranın 2x geldiğini, 1'i karşıya attığımızda 0.6 geldiğini 2'ye böldüğümde de x'in 0.3 mol şeklinde karşımıza geldiğini söyledik. Bizden ne istiyorsun? Karışımı oluşturan gazların mol sayılarını bul. Hocam ben helyuma ne demiştim? 0.3 mol dedim. Toplamı 0.5 olduğu için hidrojenin de 0.2 mollük bir karışım olduğunu yakalamış olduk. Bak çok keyifli gerçekten. Bir bulmaca çözer gibi. Sadece bir kutucuk içine bir görselini bir sağla. De ki bana neyi verdin sen? Mol ve gram verdin. Hocam mol ve gram ne? Demek ki mol ve gram geçişi kullanman lazım. Bilinmeyenler olduğu için birine x de birine bazen şöyle de bir. Hocam ben x y demek istiyorum. De. Hocam x dersin y dersin. O zaman şuna da dikkat et. İkisini topladığında buranın x artı y mantığına geldiğini bileceksin. İki bilinmeyenle denklem çözümü yapacaksın. Onu da uygulayabilirsin. Bir problem yoktur. Devam ettim. Diyor ki bak Yıldız Yıldız bak çok güzel bir soru. C2H4 ve C3H8'den oluşan 0.6 mollük karışım. Dur. Hemen uygulayacağım. Sistem şuydu. Bana C2H4'ü verdi. Tamam dedim. Bir de C3H8'i verdi. Dedim ki tamam. Hemen kutucuğumun içerisine aldım. Sonra diyor ki bu karışım oksijenle yakıldığında. Ne kadarlık karışmış bu arada onu da yazalım. 0.6 mollük karışmış. Hocam ben bunu oksijen gazıyla tepkimeye sokmak istiyorum. Açığa kim çıkacak? Karbondioksit artı su çıkacak değil mi? Karbondioksit ve su. Diğerini de aynı şekilde yapıyorum. Hocam oksijen gazıyla tepkimeyi sokuyorum. Açığa kim çıkacak? Karbondioksit artı kimi çıkartacağım? Suyu çıkartmış olduğum. Tamam süper. Devam ettim. Bunu yaktıktan sonra 1.6 mollük karbondioksit elde ediliyor. Bak buradan sana şuraya bir geçiş isteyecek. Buradaki geçiş neymiş? 1.6 gramlık bir geçiş. Mol'den grama geçirmek istiyor. Tamam geçişi biliyorum ben. Mol ile moleküler ağırlığını çarptıracak da nasıl kullanacağım bu mevzuyu? Şöyle yapalım mı biz gene? Ben desem ki hocam hangisinden ne kadar var bilmiyorum. O zaman şuraya x mol desem. Ben buraya x mol desem. Buraya ne diyeceğim? Hocam 0.6 eksi x mol der miyim? Dedi. 1'e demeden önce tepkimede neyi bıraktık şu anda? Denkleştirmeyi unuttuk. Bak yazdım. Oksijenle çarptığım zaman 2 mol karbon var, 2 mol karbon oldu. 4 mol hidrojen var, 4 mol hidrojen olması için 2'yi yerleştirmiş oldum. Oksijene de bakalım. 4 burada, 2 burada, 6 mol olması için 3'ü yerleştirdim. Diğerine geldim. 3 mol karbon var, 3 mol karbon oldu. 8 mol hidrojen var, 4 koydum, 8 mol hidrojen oldu. 6 burada, 4 burada, 10 mol oksijen var. Buraya da 5 mol koydum. Şimdi geçişe bir bakın. 1'e x mol ise 2'ye ne kadardır? Hocam burası 2x moldür. Çok güzel. Şimdi devam ediyorum. Hocam 1'e 0.6 eksi x mol ise 3'e ne kadardır? Burası 1.8 eksi 3x mol geldi mi? Geldi. Çok iyi. Şimdi geldik. Aa bu arada oraya da gram vermemiş. Hiç uyanmıyorsun gençler. Hocam buraya gram dediniz burası mol diye. Tamam şurayı düzeltin. Geldik. Şu ikisinin toplamı mol ise. Bunlar da mol ise. Şöyle bir toplama yapalım mı? Ben dedim ki burası 2x artı 1.8 eksi 3x dedim. Eşittir kaç geliyordu? 1.6 mol şeklinde karşımıza geliyor. Şurası gittiğinde eksi x geldi. Bunu karşıya attığımızda eksi 0.2 geldi. Yani aslında x dediğim şey ne gelecekmiş? 0.2 mol şeklinde gelecekmiş. Benden ne istiyorsun? Kaç gram C2H4 reaksiyona girmiştir? Bizim bu adamın kaç mol olduğunu bulduk. 0.2 mol olduğunu yakaladık. 0.2 mol. Ben 0.2 ile yani mol sayısıyla molekül ağırlığını çarpıp gramı bulacak mıyım? 2 çarpı 12, 24. 4 daha ekledim, 28. O zaman 28 ile çarptığımda bunun cevabını kaç olduğunu buluyorum. 28 ile 2'yi çarpsam 56. 1 virgül kaydırdım. 5.6 gramlık kimi toplamış oldum? C2H4 dediğimiz adamı toplamış oldum. Bu sorumuz da bu şekilde karşımıza gelecek. Devam ettim. Diyor ki eşit sayıda atom içeren H2 ve C2H5OH'dan oluşan karışımı. Durdum. Bak bana gene bir karışım vermiş. Ama eşit sayıda atom karışımdaki bilgiyi söylüyor. Şöyle yapalım mı?
Hocam C2 H5 OH demiş. Diğeri de H2O şeklinde karşımıza gelsin mi? H2 olarak geldi. Hemen kocaman bir kutucuğun içerisine aldım. Şimdi diyorum ki eşit sayıda atom içeren diyor ya. Bu bilgi çok önemli bak, eşit sayıda atom. Bu adamda 2, 7, 8, 9 mol atom var. Bunda 3 mol var. Mol sayılarından ancak atom sayısına eşitleyebilirim. O zaman şuraya x mol desem 9x mol atom içerir. Buraya 3x desem, 3x mol desem normalde 3'lü, 3'lü de çarpınca 9x mol oldu. Yakaladım. Bu sayede mol sayılarını eşitlemiş oldum. Şimdi devam ediyorum. Bu karışım bir de kütlesinin 20 gram olduğunu söylüyor. Yani kütlesi komple 20 grammış. Peki neyden bulabilirim ben? Ben şunu söyleyebilir miyim? Hocam ben bir sayının, şöyle geleyim, mol sayısıyla molekül ağırlığını çarptığım zaman kimi buluyorum? Gram cinsinden değerini buluyorum. Dedim ki 2 çarpı 12, 24. 6 daha 30. 16 daha 46. O zaman x molle 46'yı çarptığım zaman burayı 46x gram şeklinde buldum mu? 46x gram buldum. Devam ediyorum. Hocam burası 16 2 daha 18. O zaman buraya da 3x çarpı 18 deyince 3 8 24 3 54 mü geldi? 54x gram da buraya buldum. E hocam ben şunu biliyorum. Şu ikisini topladığımda bu cevabın 20 gram gelmesi lazım. E peki bu ikisini topladığımda kaç geldi? Hocam 100x dediğim şey aslında 20'ymiş. X dediğim şey kaç geldi? 0,2 şeklinde karşımıza geldi. Bak yakaladım işte detayı. Şimdi diyor ki buna göre karışımdaki H2O'nun kütlesi ne kadardır? H2O'nun kütlesi 54x gram değil mi? O zaman ne yapacaksın? 54 çarpı 0,2'den hocam normalde 54'te 2'yi çarpsam 108, bir virgül kaydırdım. 10,8 gramlık bu bileşin içerisinde suyun olduğundan bahsedebilirim. Bak bu kadar tatlı bir yapı. Sana diyor ki eşit sayıda atom diyor. Hocam birinde 9 mol birinde 3 mol atom var. Nereden eşitleyebilirim dedim. X mol ise 9x mol. 3x desem 9x mol. Atom sayılarını mol sayıları eşitledim. Molden de kütleye geçiş yapmış oldum. Yani bir yerde sana bir tüyo veriyor. O tüyoyu yakaladığın zaman tıkır 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 çözüme kavuşmuş olacaksın. Geldim. Bak farklı bir soru. Diyor ki kalsiyum ve gümüşten oluşan 20 gramlık karışım hidroklorik asit çözeltisine atıldığında bu kadar tane hidrojen çıkartıyor. Şimdi hemen dedim ki madem bana karışım dedin, dedim ki ben kalsiyum ve gümüşü şöyle bir yazayım. Kalsiyum ve gümüş. Bunları yazıp bir kutucuk içine alayım. Daha sonra bunu HCl'nin içine atayım demiş. Gittim. HCl'nin içine attım. HCl'nin içine atınca burada kim olacak? Hocam kalsiyum klorür oldu. Artı hidrojen gazı çıktı. Peki 2 mol klor olduğu için 2 koydum. 2 mol hidrojen, 2 mol hidrojen. Güzel. Gümüşü geldim. HCl'nin içine atmak istedim. HCl'nin içine. Ne çıkmasını bekledim? Hocam gümüş klorür deme sakın. Gidersin. Sebebi neydi? Hatırla. Demiştik ya. Cumhur hıçkırarak ağlayanların avucuna patlattı demiştik. Kimdi bunlar? Hocam yarı soy ve soy metaller. Yarı soy metal sadece iki asitle tepkimeye giriyordu. HNO3 ya da H2SO4 ile tepkimeye giriyor. Bu hiçbir asitle değil, sadece bir asit karışımıyla giriyordu. O da neydi? Kral suyu. E o zaman burada HCl'ye tepkime vermesini bekler miyim? Beklemem çünkü bu adam bir yarı soy. Ki zaten aşağıda da gümüş HCl ile tepkime vermez demiş. Dedim ki devam ediyorum bak şimdi. 20 gramlık bir karışım olduğunu söylüyor. Bu karışım komplesi 20 grammış. Tamam. Bunu attığında 1,806 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen çıkıyor. Yani şuradaki hidrojenin molünü vermiş. N eşittir 1, ne kadarmış? 806 mı? 806 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 diyerek önce bir mol sayısını bulmayı hedefleyeyim. Dedim ki şunlar gitti. Kaç katı? 3 katı. Ama nasıl 3 katı? 0,3 katı. O zaman bu adamın 0,3 mol olduğunu söyleyebilir miyim? Yapıştırdık. Devam ediyorum. Bu adamdan eğer ki 0,3 mol varsa 1'e 0,3 ise 1'e ne kadardır? 0,3 moldür. E hocam ben bir sayının molünü biliyorsam molekül ağırlığıyla çarptığım zaman kimi bulacağım? Gram cinsinden değerini bulacağım. Yani bu bileşik 12 grammış diyeceğim. E dedim ki hocam bu karışımın toplamı 20 gramsa, 12 gramı kalsiyumsa geriye kalan 8 gramı kim?
Geriye kalan 8 gramı da gümüş olarak karşımıza çıkacak. Ki zaten bu sorularda şunu yaparlar. Karışımdaki gümüş kaç gramdır? Hocam gümüşün ağırlığını vermedi. Gerek yok ki. Niye? Karışımdaki kalsiyumun ağırlığını verdi ya. E çıkarttığında toplamdan gümüşün ağırlığında sana bu şekilde buldurtmaya çalışmış olacak. Peki. Geldim bir diğer soruya. Diyor ki. Normal koşullarda 44,8 litre hacim kaplayan neon ve hidrojen gazlarının karışımı. Durdum. Hocam kurallar belli. Ne diyorduk? Bak neon ve hidrojen gaz karışımı. Aldım hemen. Kimin içine koyacağım? Bir kutucuğun içine aldım. Kutucuğun içinde normal koşullarda 44,8 litre. Bölü 22,4 deyince ne dersin? 2 mol dersin değil mi? Bu karışımın tamamı 2 molmuş. Buradan yakaladım. Sonra bu 2 mol de ne kadarmış? 22 grammış. Buna göre hidrojenin kütlesi ne kadardır? Nasıl buluyorduk? Hatırla bunu. Biz diyorduk ya, hocam hangisinden ne kadar var bilmiyorum. Mesela neondan x mol olduğunu varsaysam, x mol olsa. Toplamı 2 ise buradan ne olacak? 2 eksi x mol olacak değil mi? 2 eksi x mol şeklinde geldi. E peki, ben bir sayının molünü biliyorsam, molekül ağırlığıyla çarptığım zaman gram cinsinden değerine gitmem gerekmiyor mu? Gerekiyor. O zaman ben burada x çarpı neonun ağırlığı ne? 20 ile çarptığım zaman ben bunu 20x gram şeklinde bulmuş oldum. Aynı olayı diğerine yapıyorum. Burası 2 eksi x çarpı hidrojen ne? 2 gram değil mi? 2 ile çarptığım zaman buranın 4 eksi 2x gram geldiğini söylüyorum ve burayı topluyorum. Buraya topladığımda bu toplamı 22 gram bulacağım. Bak bu toplam 22 gram. Yani aslında ben 20x artı 4 eksi 2x'in toplamının 22 geldiğini, 18 eşittir, daha sonra 18x eşittir. Karşı attığımızda 18'den de x'in kaç geldiğini buldum. Hocam 1 mol geldiğini buldum. Aa hocam x'i 1 mol bulduysa hidrojenin kütlesi ne kadardır? E bu adam 1 mol ise 1 çarpı 2'den ben bu adamı da 2 gram şeklinde bulmuş olurum. Bak sistem ve kurgumuz hep aynı. Karışım diyor ya, senin hemen ne yapman lazım? Bir kutucuk içine alman lazım. Karışımın toplamını buluyoruz. Oradan da özeline doğru gitmeye çalışıyoruz. Geldim bir diğer soruya. Bak soru birazcık daha karıştı. Diyor ki eşit kütlelerde CH4 ve C3H4 gazları karıştırılıyor. Karışımı 2.1 molü yakmak için kullanılan oksijen gazının kaç mol olduğunu söylemiş. Şöyle yapalım bak. İkisi de tepkimi veriyor bu arada. Ne yapmam lazım? Diyeceğim ki önce bir CH4 alayım. Sonra da bir C3H4 gazlarını alayım. Bunlar bir karışımda. Tamam dedim, kutucuğun içine aldım. Sonra önce bunları bir yakayım. Oksijenle yandığında ne çıkacak? Karbondioksit ve suyu çıkartacağımı söylüyorum. Hocam tepkime denk değil. 1 mol karbon, 4 mol hidrojen için 2 koydum. 2 burada, 2 burada, 4 mol oksijen için 2'yi koydum. Denk oldu. Diğerine geldim. Bak oksijenle yakmak istiyorum. Buradan kim çıkacak? Karbondioksit ve su çıkmış olacak buradan da. 3 mol karbon var. 3 mol karbon oldu. 4 mol hidrojen var. 2 koydum, 4 mol oldu. 6, 2 daha 8 mol var. Şuraya geldim. 4 şeklinde karşımıza getirdim. Çok güzel. Şimdi diyor ki eşit kütlelerde. Ne seçeceğim hocam eşit kütlelerde? Eşit kütlelerde diye bir ifade varsa bunların şu mol sayılarını, özellikle molekül kütlelerini hesaplayarak bulman lazım. Diyorum ki CH4 için bir inceleme yapsam. CH4 için. Ne diyeceğim? Dedim ki N eşittir. Kütlesini bilmiyorum. 12, 4 daha 16. Yani bir şeyi 16'ya böleceğim. Geldim. Burayı C3H4 için incelemek istesem. N eşittir. Kütlesini bilmiyorum ama. 3 çarpı 12... 36. 4 daha kaç geldi? 40 geldi. Buranın da 40 gelmesini bekle. Şimdi ikisinde de neyi seçeyim? Ortak olarak 80 seçeyim. Mesela dedim ki 80, ama dikkat et 80 gram diyemez. 80x gram diyelim. O zaman buradan da 80x gram şeklinde karşımıza gelsin mi? Hocam bu bunun kaç katı oldu? 5. Yani buranın 5x mol olduğunu yakaladım. Buranın kaç olduğunu buldum? 2. O zaman burası da 2x mol geldi mi? Heh, şimdi bak çok önemli. Dedi ki bu karışımın 2,1 molü. Karışımın toplamı kaç mol? 7 mol değil mi? Yani 7x mol. Hocam 7x mol 2,1 çıkıyorsa x dediğim şeyin kaç çıkması lazım? 0.3 mol gelmesi lazım. Aa hocam x'i 0.3 mol bulduysam yerine koyduğumda, bak 0.3 yerine koyduğumda 1.5 mol aslında CH4 yani metan gazından elde etmiş oldum.
3'ü yerine koyduğumda 0,6 molde C3H4 gazından elde etmiş oldum. Gideyim yerlerine yazayım. O zaman metan gazının 1,5 mol olduğunu, diğer gazın da 0,6 mol olduğunu yakaladım. Peki benden ne istiyorsun? Diyor ki kullanılan oksijen gazı ne kadardır? Kullanalım. Hocam 1'e 1,5 ise 2'ye ne kadardır? Şuradan 3 mol şeklinde karşımıza gelir. Hocam 1'e 0,6 ise 4'e ne kadardır? 4 katı yani 2,4 molde buradan yakaladım. Bu adamın toplamını soruyor bana. 3 burada, 2,4 burada. O zaman 5,4 mol bizim oksijen gazı ihtiyacımız varmış. Bak ne kadar karmaşık bir soruydu. Tatlı bir şekilde döndür. Dedi ki eşit kütlede dediği için öyle bir kütle seçin ki tam sayı çıksın. Rahat işlem yapayım dedim. 80x'e 80x. Bak 80 gram diyemezsin ama dikkat et. 80x yani 80'in bir katı, bilmiyorum. Bu sayede 2 bilinmeyenli yapı elde ediyorsun. 5x'e 2x. Sonra karışımın toplamının 7x olduğunu, bunun da 2,1 gram mol olduğunu söyledi. Buradan aslında x'in 0,3 mol olduğunu bulduk ve tıkır tıkır bir anda yerlerine yazmış olduk. Tatlı sorulardan bir tanesiydi bu da. Geldim. Bir diğer soruda bize demiş ki atom sayıları eşit olan CS2 sıvısı ve O2 gazlarının karışımının 1 molü tam verimine tepkimeye giriyor. Oluşan ürünler karbondioksit ve kükürtdioksit olduğuna göre. Bak devam ediyor soru. Şimdi şöyle yapalım mı? Bana demiş ki CS2 ve O2 gazları tepkimeye giriyor. Tepkime sonucunda kim çıkacakmış aşağı? Karbondioksit ve kükürtdioksit elde ediyormuşum. Şimdi dedim ki denk mi? 1 mol karbon, 1 mol karbon. 2 mol kükürt, 2 mol kükürt. 2 burada, 4 burada, 6 mol oksijen. 3 koyarsam 6 mol oksijen. Burada sıkıntı yok. Devam ediyorum. Atom sayıları eşit. Bak atom sayıları eşit. Ne demek yani? Hocam burada 3 mol atom var. Tamam. Burada 2 mol atom var. Atom sayıları nasıl eşit diyebilirim? Hocam demek ki bu adam, şöyle yapayım. Bu adam 2x molle çarparsam, 2x molle çarparsam 6x mol atom olur. Bu adamı 3x molle çarparsam ne kadar olur? 6 mol atom olur. Sakın şunu yapma. Bak buradaki katsayının bir önemi yok şu anda. Tamam mı? Çünkü şöyle düşün. Bunun hani başlangıç, değişim, sonuç evreleri diyoruz ya. Aslında bu evreleri yapıyoruz. Mesela başlangıçta ürün olmuyor. Peki devam ediyorum. Bu karışımın 1 molü. Bu ne demektir? 2x burada, 3x burada. Yani aslında 5x dediğim şey bizde neymiş? 1 mol olarak geldi. Kısacası x dediğim şey 1/5, 0,2 mol olarak karşımıza geldi. Hocam madem 0,2 mol, o zaman buraya 2x demek yerine 0,4 mol diyeyim. 3x demek yerine 0,6 mol ile tepkimeye sokayım diyeyim. Şimdi devam ediyorum. Tam verimle tepkimeye giriyor diyor. Birisini bitireceğim. Kimi bitirmem daha mantıklı? 3'e 0,6 harcanırsa 1'e ne kadar harcanır? 0,2. 1'e ne kadar oluşur? 0,2. 2'ye ne kadar oluştu? 0,4. Bu sayede tepkime sonunda oksijen hiç kalmazken CS2 bileşiğinden 0,2 molün kaldığını söylerim. Oksijenden 0,2, kükürtdioksitten de 0,4 olarak geldiğini söylerim. Şimdi soru benden ne istiyor? Diyor ki hangi bileşiğinden kaç gram artar? 0,2 mol CS2 arttı. O halde A seçeneğini şöyle açıklayabilir miyim? A seçeneği bir sayının molüyle molekül ağırlığını çarptığım zaman gramı bulmuyor muydum? Yani 0,2 çarpı molekül kütlesine 2 çarpı 32, 64. 12 daha gelince 74, 76 mı geldi? 2 ile 76'yı çarptığımız zaman 152 geliyor. Bir virgül kaydırdım da 15,2 gram CS2'nin arttığından bahsetmiş olur bize. Devam ettim. B seçeneği de var. Kaç gram SO2 gazı oluşur diyor. SO2 gazı kaç mol? 0,4 mol. O halde 0,4 çarpı. Bak 2 çarpı 16 32. 32 de 64. Sakın bir dahakiyle çarpma. Tamam 64. O zaman bunu 64 ile çarpmak istesem. 4 ile 4'ü çarpın 16'ın 6'sı elde var 1. 6 ile 4 24. 1 de elde 25 geldi. 1 virgül kaydırdım. 25,6 gramlık da SO2 gazının oluştuğundan bahsedebiliriz. Böylelikle tepkimemizi bir anda çıkartmış olduk. Geldim. Bak diğer soruda diyor ki titanyum elementi verimi %60 olan aşağıdaki tepkimeye göre elde edilir. Buna göre 14,4 gram titanyum elde edebilmek için tepkimeye girmesi gereken titanyum oksit kaç gramdır?
Şöyle yapalım mı? Önce bir tepkimi aşağıya alıyorum. Şimdi mevzumuz şu. Olduğu gibi yazmaya çalışıyoruz tepkimi. Titanyum artı karbon monoksit şeklinde yapmış. Başlangıç, değişim, sonuç ifadelerimizden bahsedelim. Başlangıçta ürünlerin olmadığını söyleyelim. Şimdi adam diyor ki sana 14,4 gramla titanyum elde etmek. Hemen dedim kaç mol yapıyor ki bu? N eşittir. N bölü MA'yı kullandım. Burası 14,4 bölü ne gelecek? Titanyumun ağırlığı kaçmış? 48 geliyor. Kaç katı diyeceğiz? 3 katı desek 24'ün 4'ü elde var 2. 12 yakalamış olduk. Bak 3 katı normalde 144'tü. 0,3 katı 14,4 şeklinde geldi. Şimdi bu adamdan 0,3 mol elde ettiysem bu adamdan 0,3 mol elde etmiş olurum. Peki 1'e 0,3 mol elde ettiysem 2'ye 0,6 mol harcamak zorundayım. 1'e ne kadar harcamak zorundayım? 0,3 mol harcamak zorundayım. Şimdi adam sana diyor ki bunu elde edebilmek için gereken titanyum oksit kaç gramdır diyor. Peki şöyle bir şey diyebilir miyim? Bu tepkime %60 verimle gerçekleşince bu kadar oluyor. Yani ben başlangıçta x diye bir miktar alıyorum ama bu x'in %60'ı tepkimeye girebiliyor. %60'ı tepkimeye girdiğinde sen bunu 0,3 mol olarak elde etmiş oluyorsun. Peki gerekli işlemleri yapalım. Şunlar gitti, şunlar gitti. Şu ikisi gittiğinde 1/2 yani x'in başlangıcın 0,5 mol olduğunu söyleyebilir miyim? Demek ki bana diyor ki sen git diyor başlangıçta 0,5 mollük bundan al diyor. %60 verimini kullandığın zaman 0,3 molünü kullanmış oluyorsun diyor. Ama kaç gram alman gerekiyor diyor. Bir sayının molüyle molekül ağırlığını çarpınca kimi buluyorduk? Gramı. Yani 0,5 ile titanyum dioksiti çarptığımda kaçı çarpacağım? 80'i çarpacağım. 0,5 ile 80'i çarpmak demek ki yarıya bölmek demek. Demek ki 40 gramlık bu bileşiğe ihtiyacım olduğunu söylüyorsun. Yani cevabım B seçeneği. Burada kafana şu da takılacak. Hocam iyi de adam dedi ki verimi %40 diyor. Peki ben molün mü %40 anlatayım, gramın mı? Aynı sonuç çıkacak, bir şey fark etmez. İstiyorsan bunu grama çevir, %60'ını aldığında gene aynı sonuçta karşılaşırsın. Hiçbir şey fark etmez. İki türlü de götürebilirsin. Tamam. Peki, geldik. Bir diğeri. Atom kütlesi bulma. Hocam ne yapacağız bunda da? Hep bu zamana kadar ne yaptık? Gramını bulduk, %1'ini bulduk, her şeyini bulduk. Atom kütlesini bulduruyor. Kuralım şu. Her zaman için 1 molü bulacaksın. Tamam. 1 molün kütlesi sana her zaman atom kütlesini verecek de nasıl hesaplayacağım? Diyor ki 1 mol atom içeren XH3. Bak çok güzel bir soru getirdi. XH3. Bu bileşik kaç mol? Bilmiyorum. Ama şöyle diyeyim mi? A mol diyelim. A mol bileşik olduğunu söyleyelim. 1 mol bileşikte 4 mol atom var. A mol bileşikte kaç mol atom varmış? 1 mol atom. Hocam o zaman A dediğim şey 0,25 çıktı. Yerine 0,25 koyunca mevzu şuna döndü mü? 0,25 mollük bu bileşik ne kadarmış? Hocam 8,5 grammış. Ben 1 mole geçersem molekül kütlesini bulmuyor muyum? O halde 1 mole alsaydım bu bileşiği 4 katı, 1 mole alsaydım bu bileşiği 4 katı 34 gram şeklinde elde etmiştim. Peki buna göre X'in atom ağırlığı ne diyor? XH3 diye bileşikte X'in atom ağırlığı artı 3 çarpı hidrojen atom ağırlığının toplamı 34 gelecekse X'in atom ağırlığı karşıya attığımızda ne olacak? 31 gram bölü mol şeklinde karşımıza çıkmış olacak. Mantığı anladık mı? Bak sana verdiği bir bileşikte diyor ki bu kadar mol bileşik demiyor. Bu kadar mol atom içeriyor diyor. Atom içeriyor bilgisinde biz ne yaptık? Bu bileşik kaç mol diye bulduk. 0,25 mol olan bileşik 8,5 gramsa 1 molü ne kadardır dedik? 1 molü molekül kütlesi demektir. Hocam molekül kütlesi 34 gram çıktıysa X'in atom ağırlığı artı 3 çarpı hidrojenin toplamı 34 değil mi? Buradan da X'in molekül kütlesini hesaplamış olduk. Geldim. Normal koşullarda 5,6 litre hacim kaplayan X3 gazı 12 gram ise X'in atom kütlesi ne kadardı diye bir soru yöneltti. Şöyle yapalım mı? Bak normal koşullarda N eşittir. Verilen hacim bölü ne diyeceğim? 22,4 diyeceğim. O zaman 5,6 bölü 22,4'ü kullansam 1/4 değil mi? Yani 1/4 0,25 mol şeklinde karşımıza geldi.
Hocam 0.25 mol'lük X3 bileşiği 12 grammış yazdı. Bizim için amaç neydi? Her zaman için 1 mol'e geçmek. O zaman hocam 1 mol'lük bu bileşik kaç gramdır? 4 katı deyince 48 gram gelmedi mi? Şimdi çok dikkat et. 3 tane X'in çarpımı 48. Yani 3 çarpı X'in atom ağırlığı 48 geldiyse doğruca X'in atom ağırlığı 16 gram bölü mol şeklinde karşımıza gelmiş oldu. Bak kuramımız çok basit. Her zaman 1 mol'e geçiyoruz. Molekül bulmada da, atom ağırlığı bulmada da 1 mol'e geçiyorsun. Buradan yola çıkmaya çalışıyoruz. Geldim. Bir diğer bileşik. Diyor ki 10,8 gramlık X2O5 bileşiğinde 8 gram oksijen olduğuna göre X'in atom ağırlığı kaçtır? Başka bir şey yok. Hiçbir şey vermemiş. Peki şöyle yapalım. Dedim ki X2O5 şöyle kocaman bir yazayım. Bu bileşin komple gramını vermiş. Bu bileşik neymiş? 10,8 gram vermiş. Dedim ki tamam. Ama bir iç bilgi vermiş atom bilgisi de. Hocam ben bunun molekülünü yani molünü bilmiyorum. Bu molü mesela diyelim ki A mol diyelim mi? A mol şekline getireyim. Geçiş bilgisi oksijende olduğu için şöyle diyorum. Bak 1 mol bileşikte 5 mol oksijen var. Bende kaç mol bileşik var? A mol var. A mol bileşikte 5A mol oksijen var. Ama gram vermiş. Mol ile oksijenin molekül ağırlığını çarparsam ben bunun içindeki oksijenin gramını bulmuş oluyorum. Yani o da 8 gram olarak çıkıyor. Peki geldim. Şu ikisi gitti. 2 geldi. 2 ile 5'i çarptım 10 geldi. Karşı attığımda A dediğim şey kaç geldi? 0,1 mol geldi. Aa hocam. A dediğimiz amca 0,1 mol geldiyse. Bak 0,1 mol. 0,1 mol'ü bir bileşiğin 10,8 gramsa. Hocam 1 mol'lük X2O5'in toplamının kaç gelmesi lazım? 108 gram gelmesi lazım. Hocam 108 gram aslında 2 çarpı X'in atom ağırlığı artı 5 çarpı oksijenin atom ağırlığının toplamı 108 değil mi? Evet. O zaman 2X eşittir. 5 çarpı 16 80 yapıyor. Karşıya gönderdiğimiz zaman kaç yapıyor? 28 yapacak. Doğru yapıyorum değil mi? 80. Karşı atma. 28 geldi. 28'i 2'ye böldüğümüz zaman X'i kaç bulduk? 14 gram bölü mol şeklinde karşımıza getirmiş olduk. Bak içteki bilgiden mol bilgisini buldum. Mol bilgisinden 1 molünün kütlesini buldum. 1 molün kütlesinden de bilinmeyen olan X'in molekül kütlesini hesaplamış olduk. Geldim. Bir diğeri tatlış sorulardan bir tanesi. Diyor ki kapalı bir kapta bir miktar oksijen gazı var. Bu kaba bir miktar X gazı katıldığında çok dikkat et. Karışımın toplam kütlesi 2, toplam mol sayısı 3 katına çıkıyor. Buna göre X hangisi olabilir? Şöyle bir kutucuk yapalım mı? Dedim ki hocam bir kutucuk istiyorum ben. Bu kutucuğun içinde oksijen gazı var. Kaç mol var kim bilir. Sonra diyor ki bir miktar X gazı ekliyorum daha sonra da. Yani bu kabın içine X gazını ekledim. X gazı eklendikten sonra toplam kütle 2, toplam mol sayısı 3 katına çıkar. Şimdi bir oran istemiyor mu benden? İstiyor. O zaman ben şöyle bir şey demek istesem. Başlangıçta ne de olsa dememiş ya. Ben bunu şöyle seçsem. Başlangıçta hocam bundan 1 mol var desem. 2 çarpı 16'dan da o zaman başlangıçta 32 gram vardır. Tamam. X gazını ekledikten sonra toplam kütlesi 2 katına çıkıyorsa burası 64 gram oldu. Toplam mol sayısı 3 katına çıkıyorsa burası 3 mol olarak karşımıza geldi mi? Geldi. O zaman eklediğim X gazı şu değil mi? 2 mol. Ağırlığı da 32 gram değil mi? Hocam bir adamın 2 mol 32 gramsa bu adamın dolaylı olarak 1 molünün ne kadar çıkmasını bekleyeceğim? 16 gram şeklinde gelmesini bekleyeceğim. Yani bak buradaki ana mantığımız şu. Oksijen gazı dediğimizde ne olduğunu veya da ne kadar eklediğini hiçbir şekilde bilmiyorsun. Bu yüzden bilmediğim için bak bir kat veriyor. İstediğin kat hep aynı oranda çıkacak. 1 molünü seçmek istedim. 1 mol 32 gram diye. Sonra buna X gazını kattığında toplam kütleyi 2 toplam mol sayısı 3 katına çıkarttığı için dedim ki kütlesi 32 idi. 2 katına çıkıyorsa 64. 3 katına çıkıyorsa 3 mol olur. O zaman eklediğim adam 2 mol'lük bir adamın 32 gram olduğunu söyledim. Yani 1 mol ne kadar olacak? 16 gram atıyorum. Metan gazı eklemiş olabilirler bize. Peki ne olacak? Hangisi olabilir? B seçeneği olabilir şeklinde Bolivya'da işaretleyebiliriz. Geldim ya da gelmedim. Bitirdik artık. Şimdi kimyasal hesaplamaların
testlere geldi. Sizden istediğim şu. Aynı örnekleri özellikle farklı örnek tarzları seçmeye çalıştım. Mutlaka yıldızlayın. Yıldızlı bir şekilde ilerleyin. Çünkü burası bizim için çok değerli. En çok da AYT'de gelecek. Burayı güzelce öğrendikten sonra geriye kim kalıyor? Sorularını çözmek kalıyor. İlk olarak video defterdeki soruları ödev olarak veriyorum. Bunlar bitecek. Daha sonra soru bankasına geç. Bu arada video defter ve soru bankasındaki sorular bambaşka. Yani ikisi de birbirinden ayrı. Bu yüzden önce video defteri çöz. Altyapıyı sağla. Daha sonra soru bankasına geç. Gelişmeni sağla. Ondan sonra diğer ünitemize seni tekrardan bekliyorum. Konuyu bitirdik. Şimdi bu konuyu pekiştirmemiz lazım. Peki hocam nasıl pekiştireceğiz? Bol bol sorular çözerek tabii ki. Hadi gel bakalım sorulara geçiyoruz. Birinci sorumuz bize demiş ki 8 gramlık bakır 2 oksit yeteri kadar HNO3'te aha da bu tepkimeye göre tepkimeye giriyor. Buna göre bla blalardan hangisi doğrudur? Kural 1. Senin asla gramla işin var mı? Yok. Ne yapacağım o zaman? N eşittir. M bölü MI kullanmam lazım. Verdiği gram 8 gram. Peki bakır 2 oksitin kütlesi. Bak bakır 64, oksijen 16 topladığın zaman kaç gelecek? 80 gram yapıyor. Hocam 8 bölü 80'in 0,1 mol şeklinde karşımıza geldiğini söyledik mi? Bir dakika hocam. Bu adamdan eğer ki 0,1 mol kullandıysa 1'e 0,1 ise 2'ye ne kadar kullanırsın? 0,2 mol. Hatta şunları da yapalım. Mesela 1'e ne kadar oluştursun? 0,1. 1'e ne kadar oluştursun? 0,1 şeklinde söylerdim. Şimdi geldim ikinci aşamaya. Diyor ki 12,6 gram HNO3 kullanılmıştır. Dedim ki hocam bir adamın gram cinsini bulabilmek için ne yapmam lazım? Bir sayının molüyle molekül ağırlığını çarptığımız zaman gram cinsinden değeri buluruz. Biz bu adamdan 0,2 mol kullandığımızı söylüyoruz. Çarpı molekül ağırlığı ne kadar? 3 çarpı 16 hocam 48, 14 daha 58, 62, bir daha gelince 63 yaptı. Yani ben 63'ü çarpıyorum. Hocam 2 ile 63 çarparsam ne olacak? 126 yaptı. 1 virgül yana kaydırdım. 12,6 gramlık HNO3'ten bahsediyor. Dedik ki kesinlikle doğru. Biz bu kadarı kullanmışız. Devam ediyoruz. Oluşan H2O normal koşullarda 2,24 litre hacim kaplar. Birçoğumuz şunu yaptı. Eminim buna. Dedi ki N çarpı 22,4 eşittir verilen hacimde. Verdiğim mol sayısı 0,1 çarpı 22,4 eşittir 2,24 litre verdi. Hocam doğrudur dedi ama cevap yanlış. Neden yanlış ya? Bir dakika. Olay şu. Açığa çıkan su, hatta kırmızıyla bastıra bastıra söyleyeyim. Sıvı fazla. Bu hacmi gazlar kaplar. Sıvıların böyle bir hacmi yok. O yüzden biz bunu normal koşullarda 22,4 ile çarpamayız. Kaç litre kaplar hocam? Ne bileyim ben. Ne kadarlık kapta oluyorsa. Tamam mı? 22,4 litre kaplamaz ama buraya dikkat etmen lazım. Devam ettim. 0,1 mol bakır 2 nitrat oluşmuştur. Baktım 0,1 mol bakır 2 nitrat olmuş. Doğru, yani cevabımız 1 ve 3 şeklinde gelecek. C seçeneği olacakmış. Geldim ikinci soruma. Diyor ki 23 gram C2H5OH'ın tamamen yanması için gerekli olan oksijen gazı normal koşullarda ne kadar hacim kaplar? Olay şu, denklemi yazmam lazım. Bana diyor ki C2H5OH denklemi. Tamamen yakmak. Kimle yakacağım? Oksijenle. Yandığı zaman açığa kim çıkacak? Karbondioksit ve suyumuzu çıkartmış olacağız. Şimdi kaç mol karbon var? 2 mol. Hemen yazdım. Kaç mol hidrojen var? 6. 6 olması için 3 koydum. 4 burada, 3 burada. 7 mol oksijen var. Dikkat et. 1 molü burada, 6 mol ihtiyacım var. O zaman buraya 3 geldi. Burası tamam. Şimdi ikinci aşama. Bana gram vermiş hocam. Benim gramla işim yok. Hemen gittim. N eşittir M bölü MI kullanmak istedim. Dedim ki 23 bölü 2 çarpı 12 24 6 daha 30 16 daha 46 yaptı mı? O zaman bölü 46 dediğimde 1 bölü 2 yani 0,5 mol şeklinde karşımıza getirdik. Şimdi kalemimin rengini bir değiştireyim. Dedi ki bu adam sana bak senden 0,5 mol harcamak için 1'e 0,5 ise 3'e ne kadar kullanırsın? 1,5 mol kullanmış olursun. Bana diyor ki buna göre normal koşullarda gereken oksijen gazı ne kadar hacim kaplar? Hemen şöyle yapalım mı? Biz bir sayının molüyle 22,4'ü çarptığımız zaman hacmini buluyoruz.
O zaman 1,5'la 22,4'ü çarpacak mıyım? Bazen bunda zorlanabilirsin. Tutup şöyle yapma. 1,5'la çarpmakla uğraşma. Hocam bir katı kendisi, yarım katı ne? Bunun yarısı 11,2 değil mi? E topla ikisini. Toplayınca ne olacak? 33,6 şeklinde karşımıza gelecek. Yani cevap C seçeneği olacak. Tamam. 1,5'la çarpmak demek yarısıyla toplamak demektir. Peki. Geldik. 8 gram SO3 gazı elde edebilmek için aşağıdaki tepkimesine göre kaç gram kükürt kullanmalıyım? Dedim ki hocam dur, hatta şu altta yapayım. N eşittir. M bölü MA'yı kullanıyorum. M bölü MA. Bana verdiğin kütten ne kadar? 8 gram. Bölü. SO3 3 çarpı 16 48. 32 daha eklediğim zaman 80 geldi mi? 8 bölü 80'den kaç geldi burası? 0.1 mol geldi. Adam diyor ki bana, burada 0,1 molü elde edebilmek için kaç gram kükürt kullanmalı? E peki 1'e 0,1 ise 1'e ne kadar elde edeceksin? 0,1 mol. E 0,1 mol kükürt ne demek? Hocam 1 molü 32 ise 0,1 molü 3,2 gramlık kükürt gerekliymiş. Yani cevabımız Bolivya şeklinde karşımıza gelecekmiş. Geldim. Şimdi sıralı bir tepkime söylüyor sana. Diyor ki denklemine göre 13 gram çinko metali yeterince HCl ile tepkimeye giriyor. Buna göre oluşan hidrojen ve oksijen gazı tepkimeye girdiğinde. Dur şimdi bak. Bana diyor ki N eşittir M bölü MA, yani 13 bölü ne demiş çinkonun ağırlığına? 65 deyince kaç katı? 5. 1 bölü 5 kaç yaptı? 0,2 mol yaptı değil mi? 0,2 mol şeklinde geldi. Şimdi buradan yola çıkarsam şu adamda 0,2 mol varsa 0,2. 1'e 0,2 ise 1'e ne kadar oluşturmuşumdur? 0,2 oluşturmuşumdur. Hocam o zaman bundan 0,2 tepkimeye girdiyse, 1'e 0,2 ise 1 bölü 2'ye 0,1 tepkimeye girmelidir. Bunun sonucunda 1 mol, yani 0,2 mol de bundan elde edilmelidir. Bak sıralı tepkimelerin mantığı şu. Birinci bir şeyi elde et, al bunu ikinci de yerine koy demek istiyor. Dedik ki biz de koyalım. Buna göre oluşan hidrojen ve oksijen gazı tepkimeye girdiğinde, tamam, kaç gram su elde edilir? 0,2 mol elde ettim. Hemen şöyle yapalım mı? Ben bir sayının molüyle molekül ağırlığını çarptığım zaman kime geçiyorum? Gram cinsinden değeri. O zaman 0,2 çarpı suyun molekül ağırlığı kaç geldi? 18. Yani 18'i 2'ye çarpsam 36, bir sıfır kaydırdım. 3,6 gramlık suyumu elde ettiğimi söylüyorum. Yani cevabımız C seçeneği olarak karşımıza gelecek. Peki geldim. Bir değil diyor ki, yukarıda verilen tepkime için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1 mol PCl3 ile 1 mol Cl2 artansız tepkimeye girerek 1 mol cartcurta dönüşmüştür. Şimdi ilk bir tepkimeyi yazalım. Şimdi tepkimem şu. PCl3 ile demiş ki klor gazını tepkimeye sokarım. Tepkime sonucunda PCl5'i elde ederim. Mantık buydu. Adam diyor ki birer mol tepkimeye girseydi. Şimdi 1 mol bundan, 1 mol bundan tepkimeye girerse. Bunlar başlangıç safhası. Değişim ve sonucu düşünelim mi? Hocam 1'e 1 harcanırsa 1'e 1 harcanır. 1'e de 1 oluşur mu? Tepkimede bunlar kalmazken 1 molde PCl5 oluştu. O zaman diyor ki artansız tepkime girerek 1 mol bu adama dönüşür ifadesi doğru oldu. Sonra diyor ki bir tane PCl3 molekülüyle bir tane Cl2 molekülü artansız tepkimede birleşir. Bak biz katsayıları mol gibi kullanabildiğimiz gibi taneyle de kullanabiliyoruz. Sadece kimli kullanmıyorduk? Gramı kullanmıyorduk. O zaman buna bir tane ile bir tane gene artansız tepkime ile birleşir mi? Gene birleşir hocam. Sıkıntı yok diyorsun. Homojen bir tepkimedir. Eğer ki bütün bileşikler aynı fiziksel halde ise homojendir dedik. Doğru. Çirkin rakamlar var. Atla bu rakamları görüyorsun. Diğerine bak, daha kolay. Tepkime sonucunda gaz hacmi artar. Bir bakalım. Tepkimede girenlerde şöyle düşün. Başlangıçta kaç mol gaz var? 2 mol gaz var. Tepkime bittikten sonra ortamda kaç mol gaz var? 1 mol gaz var. Hocam tepkime sonucunda gaz hacmi artar mı? Hayır. Gaz hacmi azalır. Bak direkt yanlışı buldun. Şununla uğraşmamış oldun. Peki hocam bununla uğraşsaydık ne olacaktı? Normalde şöyle diyecektin. Şu kadar gram diyor. Hemen hatta yapayım. Kesin soracaksınız. Hocam onu yapsaydık da ne olacak diye sorarsınız. Yapalım. Şurayı tatlıca sileyim. Şöyle. Tekrar yazmakla uğraşmayalım. Hop dedim. Hah, sildim. Şimdi mevzumuz şu olacak. Bize şu sayısal hesaplayacak. 137,5 gram diyor ya. N eşittir. Verilen gram ne olacak? 137,5 gram PCl3. Hocam PCl3 ne oluyor? 3 tane klordan geliyor. 2 olsa 71.
71, 35,5 daha kaç olacak? 136 yaptı. Bir tane daha eklediğimiz zaman 137,5 geliyor galiba, değil mi? Aynen. 137,5 geliyor. Burası kaç geldi? Hocam 1 mol şeklinde karşımıza geldi. Bu adamdan 1 mol verdi. Daha sonra 71 gram CL2 diyor. Hemen geldim, en eşittir 71 bölü. Klor ne? 35,5. 2 tane klor 71. Tamam hocam, bundan da gene aynı şekilde 71 geldi. Ve bundan da gene ben kimi elde ettim? 1 mol elde ettim. 1'e 1 mol, 1'e 1 mol çıkınca 1 mol elde ettim. Yani aslında yukarıdaki mol verdiğinin gram cinsinden değerini vermiş. 1 mol bileşik elde edilir. Onu da PCl5'e baktığın zaman zaten şunların toplamından geliyor ya. Bunların toplamından 208,5 gramlık gene bulmuş olurdunuz. Yani zorladı bu işlemi, bana yaptırdınız. Peki, geldik. 4 gram CH4 gazının 2 litre geldiği koşullarda 4 gram helyum gazı kaç litre gelir? Ah hocam, o da 2 değil mi? Sakın deme. Bak, biz gramla ilişki kurmuyoruz, molle ilişki kuruyoruz. Peki ben ne yapacağım o zaman? Sana verdi adam, N eşittir M bölü MA'yı kullandıracak. Verdiği gram kaçtı? 4 gramdı. CH4'ün molekülerle 16 geldiğine göre 4 bölü 16'dan 1 bölü 4, yani 0,25 mollük bir adamın ne kadar geldiğini söylüyor? 2 litre geldiğini söylüyor. Şimdi geldik. Hocam, gene aynı şekilde N eşittir M bölü MA'yı kullanacağım. 4 gram helyum bölü 4 dediğin zaman dikkat et, burası 1 mol geliyor. Şimdi 0,25 molü 2 geliyorsa 1 molü ne kadardır? Bak, 4 katı 4 katı, o zaman bu adam 8 litre gelmiş olur. Tamam mı? Yani biz orantılamayı mutlaka ama mutlaka kimden yapacakmışız? Moller üzerinden yapacağız. Yani gramlar üzerinden bir değerimiz ya da bir işlemimiz asla olmayacak. Geldim. Diyor ki normal koşullarda 11,2 litre acım kaplayan. Artık bunu öğrendiniz. Bölü 22,4 deyince direkt kaç diyorsunuz? 0,5 mol. N2O3 gazı şöyle denkleme göre ayrışıyor. Peki ben şöyle yapsam. 1'e 0,5 mol ise 1'e ne kadar elde edersin? 0,5 mol elde ederim. Peki 1,5'a bak. 3 bölü 2'ne 1,5. Ne demekti? Hatırla. Yarısını al, ekle. Yarısını 0,25 ekleyince 0,75 mol de bundan elde ederim. Buna göre N2O2'nin kütleleri. Kütlesini sormuş. N2'nin kütlesini nasıl bulacağız? Bak, bu arada buna çok dikkat edin. Bir sayının molüyle molekül ağırlığını çarpınca gramı buluyorsun ya. Şimdi azotun mol sayısı 0,5 çarpı molekül kütlesine geldi. 2 çarpı 14'ten 28 gram geldi. Yani burasının 14 gramlık bir yapı olduğunu söyledi. Devam ettim. Hocam burası 0,75 ya da 3 bölü 4 şeklinde de söyleyebiliriz. 3 bölü 4 çarpı 2 çarpı 16'dan 32 olduğunu söyleyeceğim. Şurası gittiği zaman 8 çarpı 3'ten burası da 24 gram şeklinde geldi. O zaman bizim azot gazımız ne kadar çıkacakmış? Hocam 14 gram azot gelecekmiş. 24 gram da oksijen gazını elde etmiş olacakmış. Tamam, bak, sıralı tepkimede önce molü buldurtuyor. Molü bulduktan sonra molle molekül ağırlığını çarparak gram cinsinden değeri bulman gerekecek. Geldim. Bir diğeri diyor ki 5,4 gram alüminyum metali yeterli miktarda sodyum hidroksitin içerisine atılıyor. Alüminyum bir amfoter metaldir. Biliyorsunuz bazlarla bir tek amfoter metaller tepkimeye giriyor. Denkleme göre tam verimli tepkimesinden açığa çıkan hidrojen gazını tamamen yakabilmek için en az kaç mol hava gerekli? Oo, sistemi bozdu. Diyeceğim ki hocam, kural 1, 5,4 değişim yok. N eşittir 5,4 bölü 27 dediğimde kaç katı? 2 katı. Nasıl 2 katı? 0,2 katı. O zaman 0,2 mol alüminyumu tepkimeye sokmuşum. Hemen gideyim şunun altına şöyle yapayım. Bu adamı 0,2 molünü harcarsam hidrojene geçeceğim ya. Bak, 1'e 0,2 molü harcarsam 1,5'a ne kadar harcayacağım? Bak, yarısını al, ekle. O zaman 0,3 mol elde etmiş olacağım. Tamam. Sonra diyor ki elde ettiğin gazı tamamen yakmak için diyor. Yeni bir denklem kuracağım şimdi. Diyorum ki hidrojen gazını aldım. Bunu oksijen gazıyla tepkimeye sokarak kime dönüştürmem lazım? Suya dönüştürmem lazım. Tepkime denk olsun diye buraya 1 bölü 2 dedim. Şimdi benim elde ettiğim bu hidrojen gazı 0,3 mol değil miydi? Evet. Peki 1'e 0,3 ise 1,5'a nedir? Pardon, yarıma nedir? Bak, 1'e 0,3 ise yarıma bunun yarısı. Yani 0,15'in tepkimeye girmesi lazım. Şimdi işim bitti mi? Hayır. Diyor ki bunun için en az
kaç mol hava gereklidir? Bir dakika hocam, ben oksijeni buldum, havayı bulmadım. Şurada bir ifade var. Havanın 1 bölü 5'i oksijendir. Yani ben havanın 1 bölü 5'ini aldığım zaman bulduğum oksijeni elde etmiş oluyorum. Yani 0,15'i elde etmiş oluyorum. Peki burada şöyle bir işlem yapabilir miyim? X dediğimiz şey karşı attığımız zaman ne olacak? 25'in 5'i elde var 2. 5, 2 elde 7. 0,75 mol'lük havaya ihtiyacın varmış demek. Yani doğru cevabımız Bolivya şeklinde karşımıza gelmesi gerekiyor. Geldim. Potasyum kloratı ısıtmışım. Potasyum klorü ve oksijeni ayrışmış. Denklemine göre bir miktar, bak, ağzı açık kapta ısıtılırsa kaptaki toplam kütlede 9,6 gram azalma oluyor. Azalan kimdir? Katı katı gaz. Demek ki şu adam 9,6'ymış. Hemen şu işlemi uygulayabilir miyim? N eşittir M bölü MA'dan. Kütleyi azaltan şey, yani 9,6 gram olan şey oksijen gazıdır. Yani 2 çarpı 16, 32. Sakın katsayı katma, 32 bitti. Bu adam 32'ye bölünürse, normalde 3 katı ama nasıl 3 katı olacak? 0,3 katı. Peki, bu denkleme göre 1,5'a 0,3 mol elde edildiyse, 1'e ne kadar elde edilmesi lazım? Bak, bunun 2 katı, bunun da 2 katı gibi, daha sonra şöyle söyleyeyim. 2 ile çarpmış, 10'a bölmüş. 2 ile çarpı 10'a bölünce 0,2. Bundan da 0,2 harcandığını söyleyebilirsin. Tamam. Bize diyor ki, başlangıçta bulunan potasyum klorat kaç gramdır? Tamam hocam, ben mol sayısını biliyorum zaten. Bir sayının molüyle molekülarını çarpınca gram cinsinden değerine geçiyordum. Yani ben 0,2 ile potasyum kloratın ağırlığını bütün vermiş zaten. 122,5'u çarparsam şöyle düşün. İkilerde bir şey arayacağız. 2 ile çarpın 10'un 0'ı elde var 1. 2 ile çarptım 4, 1 elde 5. 2 ile çarptım 4, 2 ile çarptım 2 şeklinde gelmiş oldu. 2 tane virgülüm var normalde. 2 tane virgülü kaydırdığım zaman 24,5'luk bir yapıyla karşılaşmış olacağım. Yani doğru cevabımız C seçeneği olarak karşımıza çıkacak. Geldim. 10. soru diyor ki, C3H8 gazı yeterince oksijenle yakıldığında karbondioksit ve suyu oluşturuyor. Buna göre bu amcanın denkleştirilmiş yanma tepkimesi düşünüldüğünde durdum. O zaman bizim bir tepkime yazmamız lazım. Yapımız şu. C3H8 gazından bahsediyor. Ben bunu oksijen gazıyla tepkimeye sokayım diyorum. Soktuktan sonra açığa karbondioksit ve kimi çıkartmam lazım? Suyu çıkartmam gerekiyor. Peki 3 mol karbon var. 3 mol karbon. 8 mol hidrojen var. 8 mol hidrojen. 6 burada, 4 burada, 10 mol olduğu için geldim buraya da kaçı koydum? 5'i yerleştirmiş oldum. Çok iyi. Şimdi devam ediyorum. Buna göre 1 molün denkleştirmiş tepkimesini yazdım zaten. 25 mol hava kullanılmıştır diyor. Havanın 1 bölü 5'i oksijendir diyor. Şimdi bak, 1 mol bunu tepkimeye sokmak için 5 mol oksijene ihtiyacın var mı? Var. Peki havanın 5'te 1'i oksijense, bak, havanın 1 bölü 5'ini aldığımda cevap 5 çıkıyorsa, karşı attığımda x'i ne bulacağım? 25 litre şeklinde karşımıza bulacağım mı? Bulacağım. Yani pardon, 25 mol bulacağım mı? 25 mol hava kullanılmıştır cümlesi o zaman doğru geldi. Oluşan karbondioksit 3 mol karbon atomu içeriyor. Bakalım. Hocam 1'e 1 ise 3'e ne kadar olması lazım? 3 mol olması lazım. 3 mol karbondioksitin içeride atom sayısına bakınca 1 çarpı 3'ten içinde 3 mol karbon atomu bulunur ifadesi geldi. O zaman bu da doğru. Yanma sonucunda oluşan karbondioksitin hacmi H2O'nun hacminden küçüktür. Baktım. Burada 3 mol, burada 4 mol oluşmadı mı? Evet. O zaman evet diyemez. Niye? Bak, farkında mısın? H2O gaz, pardon, CO2 gaz, H2O sıvı. İşte bu sıkıntı. Gazların hacmi her zaman daha büyüktür. Bu yüzden sıvıların hacmi daha küçük olduğu için çok çeldirici, bayağı düşürücü örneklerden birisi. Dikkat et, burası hatalı bir bilgi oldu, gitti. Devam ediyorum. Tam verimli tepkimede gaz hacmi azalmıştır. Şöyle düşün. İlk girişte 1 burada, hocam 5 burada. Toplam 5 mol gaz varken tepkime döndükten sonra, dikkat et, burası gaz, burası sıvı. Tepkime döndükten sonra 3 mol gaz oluyor. O zaman toplam gaz hacminin ne olacağını bekliyorsun? Azalacağını. O zaman doğru bilgi. Oluşan H2O'da 8 gram hidrojen atomu vardır. Bir baktım, ne kadarlık hidrojen yaptım? 4 mol. 4 mol'lük ben su elde ettim mi? Elde ettim. Peki 1 mol bileşikte 2 mol hidrojen var. Bende 4 mol
bileşik var. Peki hidrojenin molekül kütlesine 1 olduğu için çarptığımda 8 gramlık kimi elde etmiş oldum içerisinde? Hidrojeni elde etmiş oldum. Yani burası da doğru olarak karşımıza geldi. Hangisi yanlış çıktı? Yanlış cevabımız C seçeneği olarak karşımıza geldi. Geldim. Bir diğer soru. Diyor ki bize, şekildeki kapta hava ve bir miktar demir bulunmaktadır. Yeteri kadar beklenildiğinde. Bekleyeyim hocam, ne olacak? Olay şu, demir havadaki oksijenle tepkimeye girerek kendisini kime döndürecek? Demiri çoksit, yani pas dediğimiz adama döndürecek. Bakalım neler oluyor. Demirin kütlesi zamanla azalır. E mantıken bura harcanıyor, bura harcanıyor, bura oluşmuyor mu? E demiri biz ne yaptık? Harcadık. O zaman kütlesi zamanla azalır ifadesi doğru. Kaptaki kütle zamanla artar. Hayır. Bak, başlangıçtaki maddenin kütleleri toplamı, başlangıç değişim sonuç diyorduk ya, tepkime sonundaki maddenin kütleleri toplamına eşittir. Sadece havadaki oksijen demiri çoksite birleşir ama kütlede değişim olmaz. O zaman gitti. Havadaki oksijen oranı azalır. E biz ne yaptık? Havadaki oksijeni de harcadık. O zaman bunu da azaltacağız. Yani doğru cevabımız 1 ve 3 C seçeneği şeklinde karşımıza gelecek. Geldim. Son soruma. Diyor ki bana, yukarıdaki sabit basınçlı sistemde verilen tepkimi artansız olarak gerçekleşmektedir. Buna göre niceliklerin hangisi değişir? Şimdi artansız diyor, katsayıyla alakalı vereyim mi? Demek ki şuna 2 mol, buna 1 mol tepkimeye girdiğinden bahsediyor. Bunlar tepkimeye girince 2 mol de bundan oluştuğundan bahsedebiliriz. Peki gaz yoğunluğu değişir mi sizce? Hocam başlangıçta gaz var, daha sonra gaz yok, sıvıya döndü. Değişmez olur mu? O zaman gaz yoğunluğu değişir. Molekül sayısı değişir mi? Şimdi bunların hepsi bir molekül. Başlangıçta 3 mol molekül vardı. Artansız gerçekleşti, 2 mole döndü. O zaman molekül sayısı da değişti. Peki molekül türü değişmiş olacak mı? Hocam bu bir kimyasal tepkime değil mi? E kimyasal tepkime sonucunda biz ne yaptık? Molekülün türünü de değiştirmiş olduk. O zaman molekül türünü de değiştirdik. Hangisi değişir? Her 3 ifademde değişir. Yani doğru cevabımız E seçeneği şeklinde karşımıza geliyor. Evet, şimdi bir sonraki videomuzda da tekrar örnekler ve alıştırmalar yapıyoruz. İyice bu konuyu sindire sindire pekiştiriyoruz. O halde bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek dileğiyle. Kendine çok iyi bak.